Festivallerdeki durum da şey zaten. Festivaller bir süre sonra karışık duruma geldi. Kısaltılmış filmler de oluyor. 20 dakikalık, yarım saatlik falan. Onlar çok güzel, başarılı şeyler oluyorlar. Paranoya eksperimental. İnşallah. Evet, 6. Q geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Nasıl hazırsın? Çok hazırım. Makbul olan yönetmen için kendi yazdığı filmleri mi çekmesidir, yoksa başka senaristlerin yazdığı iyi senaryoları mı çekmesidir? Bu soruyu şöyle cevaplayabilirim. Bir yanda diyorsun ki Paul Thomas Anderson ve Christopher Nolan. Aynen. Bir yanda diyorsun ki Martin Scorsese ve David Fincher. Aynen. Şimdi bu adamların hepsi birbirinden iyi zaten. Evet. Değişiyor o yüzden. Anladım. Güzel. Politik bir cevap. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. 7. Q geliyor. Hı hı. Q. Yönetmenler neden kendi filmlerini editlememelidir? Nasıl yani? Yönetmenler neden kendi filmlerini kurgu yapmamalıdır? Neden kurguculara ihtiyaç var? Neden kurguculara ihtiyaç var? Neden yönetmenler kendileri kurgu yapmıyorlar? Birincisi, neden kurgulanmamalıdır diyemezsin. Kurgulayamıyorlar genelde. George Lucas mesela. Ben hatırlıyorum, George Lucas'ın öyle yapma onu öyle yapma diye bilgisayar başında 4 tane herife emir veriyordu. Hayır oğlum, ilk üçünü net kendi kurguladı. Kendi oturup yaptı yani, yanında bir adamla birlikte. Diğerlerinde de hep ekibin başında durdu yani, hep tüm şeylerde. Hepsi her şeyi ona ayarlı, adam orada oturup. Birebir ayarlıyor, onu kastediyorum yani. Anladım. Bence o yanlış bir şey. Çünkü şöyle bir durum var. Yani öyle de olabilir ama şöyle bir durum var ki kurguculuk şöyle bir şey. Şimdi sen orada imkanların, bir yönetmen genelde bir o kadar potansiyelini bilemez. Kurgunun potansiyelini o kadar tahmin edemez. Yani her seferinde o bilgisayarın başında oturan adamın ona sunacağı şeylere açık olması gerekir. Birincisi. İkincisi elindeki fırsatları istediği kombinasyonlara getirip ortaya bir şey çıkartabilmek için o teknik bilgiyi bizzat insanın kendisinin sahip olup olayın içinden şekillendirebilmesi çok daha sağlıklı olur ortaya iyi bir kurgunun çıkması için. O yüzden yönetmen çok net istediği şeyleri söylemek dışında kurguya bence bir şey yapmamalı. Çünkü kurgu dediğimiz işlem zaten insanın önüne serilen malzemelerden ortaya bazen çıkabileceğinin en iyisini, bazen de farklı bir şeyi, farklı ve iyi bir şeyi çıkarıp çıkaramama yarışıdır. Ve bu yarışı ancak ve ancak kurgucu yapabilir. Bu yarışta kurgucu yarışabilir. Çünkü o biliyor işin derinlerinden. Ben bu konuda böyle düşünüyorum. George Lucas'ın yaptığı şey de kesinlikle şey yapmıyorum. Onun özel bir durumu var ama. Yani parası yoktur mu herhalde? Hem ondan hem de zaten ne demek, parası yoktu da, çok saçma oldu. Parası vardı. Çok olmasa da vardı ama onunki biraz daha özel bir durum. O biraz çocuğu gibi davrandığı için. Benim idollerim her zaman bir kurgucu seçip onunla çalışmaya devam ettikleri için ben de onu yapmak istiyorum. Bir soru daha sor. Bonus soru olsun, sonra bitirelim. Sen bana soru sor. Geç. Bu sefer yönetmenden kurgucuya bir bonus soru. Sor bakalım. Şöyle olsun sorumuz. Sen bu işte ilgilenmeye başladığında, daha doğrusu film izlemeyi sevdiğini fark ettiğinde, kurgunun senin hayatına gireceğini, hayatında bilgisayarın yerinden dolayı mı düşünüp öngördün? Yoksa bilgisayar hiç varsayılmadan kurgunun ayrıca bir hoşluğunu anlayıp kurguyu seçtin? Şey dedin yani, niye
hangi gerizekalı kurguyla uğraşırsan bunu yapıyorsun gibi bir şey soruyorsun. Yok. Şöyle başladı aslında her şey. Kaç yaşında oluyorum? Allah, lise 1 falan kaç yaş oluyor? Ne bileyim çok. Lise 1 diyelim. Neyse lise 1. Lise 1'de ya film sevmeye 6-7 sınıfta falan başladım. Daha sonra film sevmeye değil, düzenli olarak film izlemeye, film araştırması yapmaya. Bir süre böyle devam etti. Çok dizi izledim, çok film izledim o dönemde ama şeyle ilgilenmedim yani. Bunlar nasıl yapılıyor, nedir olayın falan, hiç şeyi nedir takmadım onları. Sadece izliyordum. Sonra lisede, lise 1'de falan bu tabii YouTube'un ve video making'in çok şey olmasıyla, artmasıyla, patlamasıyla falan ben de merak ettim nasıl yapılıyor yani, şeyi merak ettim önemli, kurguyla falan hiç alakam yoktu hala. Nasıl yapıyor insanlar, hani videolar falan nasıl yapılıyor, hoşuma gidiyordu çünkü izlemek. Ben de yapmak istiyordum, şey yapmak istiyordum. Oradan önce program öğrenmeye başladım tamamen kendim, hiç kursumuz yok yani, hiç YouTube baba sağ olsun. İşte oradan YouTube'dan öğrendim, bayağı öğrendim program şeyleri falan. Sonra İşte yavaş yavaş işte filmlere falan kaymaya başladı gözüm. O dönemde işte seninle tanıştık galiba biz. O döneme denk geldi yani. O dönemde işte öyle merakla falan filan biraz film şeyine bakalım dedim, filmler nasıl yapılıyormuş. Biraz onlara baktım falan, film kurgusu nasıl bir şey acaba, hani neye göre yapılıyor, neden yapılıyor, nasıl yapılıyor falan şu an. Araştır, bak, oku, izle, dinle falan derken de hem programı da geliştirdim bu sırada. Program öğrenip bir yandan da matematiğini öğrenip işi geliştirip şu anda oturdum koltukta. Tarih 1 Mart. 1 Mart oldu mu? 1 Mart'tayız. Ay başı. Yarı pro'nun altının bir üstü, yarı pro'ya yakın bir kurgu. Altın. Okuyoruz zaman. Okuyoruz zaman. Kapatıyorum. Son diyeceğim bir şey var mı? Son diyeceğim bir şey. Buradan ama bozdum, her şey gitti.